Tüm sevgili dostlarımıza en içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel bir pazartesi gecesinde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ümit ediyorum ki hepinizin sağlığı, keyfi, neşesi yerindedir. Yüzünüz gülüyordur, sağlığınız iyidir. Hepinizi keyifli bulduğumu zannediyorum. Eğer öyle değilse bile bu gece yepyeni bilgilere kulak kabartacağımız için, belki hayatımıza ışık tutacak yepyeni ipuçları edinebileceğimiz için keyfiniz yerine gelebilir. Efendim bu gece çok değerli bir misafirimiz olacak her zaman olduğu gibi. Sayın Nimet Erenler Gülkökü bizlerle birlikte olacak. Hatırlayacaksınız çok kısa bir süre önce kendisiyle bir program yapmıştık ama sözümüz yarım kalmıştı. O kadar çok şöyle bir orada ne oluyor acaba diye merak ettiğimiz konu var ki Nimet Hanım da pek çok konuya hakim olduğu için ben yine telefonunu çaldırdım. Tekrar rica ettim bizlerle birlikte olur musunuz? Sevgili dostlarımıza söz vermiştik yakın zamanda bir araya geleceğiz diye dedim. Sağ olsun kabul etti. Efendim bu gece şamanlıktan bahsedeceğiz. Aslında şamanlığın metafiziksel büyüsünden bahsedeceğiz. Bu ismi Nimet Hanım buldu. Çok da güzel oldu. İçeriğini kendisi anlatacak. Ama şamanizm farkında olsak da olmasak da aslında hepimizin hayatında geniş bir yer tutuyor. Bir hareket yapıyoruz. Bunu annemizden, büyük annemizden öğrendiğimiz için tekrar ediyoruz alışkanlıkla. Ama aslında o hareketin kökeninin şamanizm olduğunu belki de bilmiyoruz. Elbette bilenleriniz var. Son yıllarda çok popüler oldu bu konu. Hepiniz sıkı takip ediyorsunuz biliyorum. Çok ciddi sayfalar var. Bu konuda uzmanlar konuşuyor. Çok değerli kitaplar var. Sevgili Buket Uzuner'in kitapları vardı mesela. Mutlaka okumuşsunuzdur. Toprak, hava, su. Tabii ki sırasıyla söylemedim. Ateşi bekliyoruz bu arada. Dördüncü element olarak. Onu da çok yakında piyasaya çıkaracaklardır diye ümit ediyorum. Yani bu gece konuşacağımız önemli bir konu var. Merak ettiklerimiz var. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ben çok sevgili misafirimizi davet edeyim. Sözü kim ki öğrenmeye başlayalım. Bakalım hayatımızda neler değişecek bu gece öğrendiklerimizden sonra. Tüm sevgili dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Çok sevdiğim isimleri görüyorum ekranımda. İyi ki varsınız deyip size dönüyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum herkese. Telefonumu düzelteyim biraz. Böyle daha iyi sanırım. Çok güzel görünüyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu yeni bir şey değil bizim için. Size bakınca insanın içi açılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sizin güzel bakışlarınız o. Güzel nazarlarınız. Çok teşekkür ederim. Öncelikle halinizi, hatırınızı sormak istiyorum. Yine çok yoğun bir dönemdesiniz. Programı da pazartesiye aldık. Aslında sizin ders gününüzdü. Tekrar teşekkür ediyorum bu kadar yoğunluğun arasında bize zaman ayırdığınız için. Zevkle. Eğer faydalı olabileceksem ne mutlu diyorum. Davetiniz için her zaman çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz konuklarınızı da özenle seçiyorsunuz. Bunun farkındayım. Bunun takibindeyim. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için. Çok naziksiniz. Şimdi ben giriş konuşmamda da birazcık tanıtım afişimizin altına yazdığım metinde de değinmeye çalıştım. Şamanizm aslında bizim çok ciddi anlamda hayatımıza sinmiş bir inanç yapısı, düşünce evet. Sistemi aslında ve çok değerli. Belki de bu değerinden mütevellit bırakmıyoruz, bırakamıyoruz. Belki farkındayız, belki değiliz ama çok etkileniyoruz. Hı-hı. Öncelikle sizin genel olarak şamanizme bakışınızı rica edeyim. Neler düşünüyorsunuz? Ondan sonra devam edelim. Şimdi gerçekten konu çok derin. Konuştuğumuz günden beri ben de büyük bir dikkat ve hassasiyetle hem bilgilerimi tekrar etmek adına hem de faydalı bir şeyler sunmak adına bir düşünce fırtınası içerisindeyim. Hatta öyle ki benim bu telaşımı gören eşim bugün bana öğleden sonra geldiğinde
şu kolyeyi hediye etti. Şöyle Aa, yakınlaştırayım. Bu bir şamanik bir figür. saniyenizi rica. Aa evet çok güzel. Bu bir şamanik figür. Dolayısıyla bana şunu söyledi. Senin bu akşam programın vardı değil mi? Şaman konu içeriği şamanizmle ilgili diye sordu. Evet dedim. Çıkarıp bana bu kolyeyi hediye etti. Ben de dedim ki bugün programda bu olsun o zaman. Fakat yetinmemiş bir tane daha getirmiş. Efendim bu üzerimdeki kolye Kızılderililerin sembollerini taşıyor. Çünkü biliyorsunuz Kızılderililer de şaman. Bu da Alevilerin şamanik figürleriymiş. Ama şunu da hemen belirtmek gerekir ki Türklerin esasında İslamiyet'i kabul etmeden önceki inançları şamanizmdi. Yani bunu özellikle altını çizmek lazım, bunu belirtmek lazım. Şamanizm araştırıldığı zaman kökleri, şamanizmin kökleri ta günümüzden 2 milyon yıl önceye Paleolitik döneme kadar gidiyor. Biz bu sembolleri okuyarak bazı mağaraların duvarlarına çizilen şamanik figürlerle o dönemlere ait olduğunu anlayabiliyoruz. Araştırmacılarımız, arkeologlarımız bunu bu şekilde tespit edebiliyorlar. Dolayısıyla günümüzden 2 milyon yıl önce Paleolitik dönem uzun bir süreyi kapsıyor. Zaten bu dönem Paleolitik dönemdir. Ta ki milattan önce 12 bin yılına kadar yani yeni taş çağı dediğimiz döneme kadar devam etmiş ama bitmemiş günümüze kadar devam eden hala o bilgilerin hani o altyapımızda, kolektif alt belleğimizde var olan ve bugün günlük hayatımızda farkında olsak da olmasak da sizin dediğiniz gibi bir takım ritüellerimizin her alandaki yani birçok alanda ölülerimizi gömerken, cenaze törenlerimizde, dualarımızda, nuskalarımızda, ondan sonra işte nazarlık dediğimiz kurşun dökmeler mesela, tahtayı vurmalar gibi pek çok alanda suyla ilgili olan ritüeller, o kadar çok farklı alanlarda karşımıza çıkıyor ki bu şamanik ritüeller. Ama biz bugün hem bunlardan bahsedeceğiz hem de atalarımızı anlamaya çalışacağız. Yani atalarımız bana göre ilk bilim insanlarıydı. Ben öyle değerlendiriyorum her zaman. Asla onlara ilkel insan demiyorum. Onlar ilk bilim insanlarıydı ki bugünkü medeniyet de bunun üzerine oturdu. Dolayısıyla onları bugün saygıyla, hürmetle, o bilgilerine saygıyla selam ediyorum. Ve bütün şaman ruhları da buraya davet ediyorum. Oo. Gerçekten şöyle bir tüylerim ürperdi. Evet. Çünkü çok önemli bir şey söylediniz. Evet. Bütün o şaman ruhlar bu gece bizimle olsunlar. Belki bizim üzerimizden dile gelsinler, kendilerini ifade etsinler. Bu niyetle İnşallah. bugün. Bugün bu niyetle konuşmak istiyorum aslında. Çok da heyecan verici bir konu bu. Ama bu konu hemen hemen hepimizin hayatında olan, bildiği bir konu aslında. Şimdi biz bilgilerimizi bu akşam tekrardan hatırlayacağız. Ve neden önemli? Şamanlar bize nasıl bir miras bıraktılar ve aslında şamanik düşünce nedir? Bugün biraz bunu irdeleyelim, dilerseniz. Bir kere Orta Asya ve Sibirya bölgelerinde çok yaygın. Ancak şamanizm
tüm dünyanın tüm kültürlerinde benzer şekilde yaşanmış. Tunguzca'da şaman demek, şa bilmek, man bilen anlamına geliyor ve aslında eski Türklerde şamanın anlamı bilge, bilen anlamına geliyor. Ama onu en iyi şekilde bilen anlamına geliyor. Sanskritçe'de ise şaman, Budist rahip ya da metafizik alanda, bizim bugün tanımladığımız metafizik alanda yetkin kimse, bilen kimse anlamına geliyor Sanskritçe'de. Şamanlar o dönemlerde referans kaynakları yalnızca doğaydı. Yani doğayı gözlemleyerek, izleyerek bir takım bilgileri sezgi aracılığıyla, tamamen sezgilerini kullanarak saf ve şartlanmadan, yani şartlanmaların olmadığı bir çağda, bir dönemde tamamen doğayı izleyerek, onu anlayarak, onunla biyoenerjik yapılarıyla bağ kurmuş yetenekli kişilerdir şamanlar. Şaman olunur mu, doğulur mu? Şaman olunmaz. Şamanlara göre, şaman inancına göre şaman doğulur. Yani bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Doğuştan getirdiğiniz bir takım yetilerinizin, yeteneklerinizin olması gerektiği, ki sanıyorum bu da şaman ruhun enkarnatif olgunluğuyla ilişkilidir diye düşünüyorum. Çünkü ancak bu erginliğe ve olgunluğa sahip biri şaman olarak doğabilir. Peki şaman nasıl tespit edilir ve yetiştirilir? Bir şaman çocuk şamanı tanır, ondaki yetenekleri fark eder ve ona el verir. Onu yetiştirir, ona el verir. Dolayısıyla bizim geleneğimizde el verme geleneği vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi tabii ki şamanizmin köklerine gittiğimiz zaman ya da yapısına baktığımız zaman üç farklı dalını görüyoruz. Bunlar totemizm, animizm ve de fetişizm. Bu üç kolun bir araya geldiği ritüellerden oluşan, çeşitli ritüellerden oluşan, çeşitli aktarımları, şifacılığı, efendim söyleyeyim, geleceği görme becerisini, gelecekten haber alma, ruhlarla temasa geçme, yani ölen bir ruhla temasa geçme, ondan haber alma, haber getirme, onu yönlendirme. Yani onların nesnelere ruh verdiğini, yani nesnelerin aslında bir anlamda da şamanlar bir nesneye bir anlam yüklüyorlar. Anlam yüklediklerini görüyoruz. Mesela nazar boncuğu dediğimiz şey. Bir anlam ya da herhangi bir objeye, mesela rüya kapanı, hemen hatırlayalım. Rüya kapanı, ona bir anlam yüklüyorlar. Nedir rüya kapanına yükledikleri anlam? Yeni doğan çocukları kötü ruhlara karşı koruması için onu çocuğun beşiğinin ya da odasına bir yere yerleştirerek kötü ruhların o kapan tarafından tutulması ve böylece yeni doğan çocuğun kötü ruhlardan korunması şeklinde. Yani bir anlam yüklüyorlar nesneye ve o anlamla
kendileri arasında bir rezonans kuruyorlar ve bunu hayatlarında hayatlarını belki de kolaylaştırıyorlar bana göre. Yani ben mesela şöyle burada kendi yorumumu katmak istiyorum. Şimdi düşünün ki doğanın içinde son derece korumasız yaşayan, belki de doğanın o vahşi, öldürücü diğer hayvanlarla beraber yaşadıklarını düşündüğümüzde, bütün bu diğer canlılara karşı bir taraftan saygı duyarken bir taraftan da onlardan kendilerini koruma ihtiyaçları duymuşlar. Böylece kendilerini rahatlatmak adına da bazı yöntemlerle işte nesnelere ya da bir takım uğur saydıkları şeylere anlamlar yükleyerek psikotelkin yöntemiyle aslında bir tür şamanlar, bir tür ekopsikolojik insanlar olarak düşünüyorum ben onları. Yani doğayı hem anlamaya çalışmışlar hem ondan korunmaya çalışmışlar kendi yöntemleriyle. Dolayısıyla örneğin korkumuzu hafifletmek için mesela karanlıktan korkumuzu gidermek için ne yaparız? Hemen bir Bismillahirrahmanirrahim şeklinde bir dua okuruz ya da bir dua okuruz. O ne yapar? Bizi rahatlatır. O bizi gerçekten güç verir ve rahatlatır. Dolayısıyla şamanlar da uğur saydıkları bir takım objelerle kendi yaşamlarını bir tür iyileştirme, şifalandırma, ileriye taşıma, daha sağlıklı bir konuma taşımak için çok değişik yöntemlere başvurduklarını görüyoruz. Buraya kadar şamanizm konusunda bir giriş oldu mu acaba? Valla harika oldu, daha ne olsun. Sizi dinlerken bu konuyla ilgili geçmişte okuduklarımı da hatırladım. Çok soğuk iklimlerde kışlamak durumundalar. Aslında kabile olarak düşünelim, hani küçük topluluklar olarak hareket ediyorlar ve doğayı okumak zorundalar. Yani kış ne zaman bastıracak? Çünkü onu hissetmesi ya da tahmin etmesi lazım ki olduğu gibi o kavmi ya da grubu taşıyabilsin, yola çıkmamız lazım desin. Ya da birisi hastalandığında tabii ki o iyileştirecek. O yüzden aslında otlarla, o doğadan yine otları toplamak, kaynatmak, merhem yapmak, çay yapmak, ilaç yapmak, şifacılık var bunun içinde. Biraz önce bir dostumuz yazmıştı. Aslında ben de bahsetmenizi rica edecektim. Bazı kadim hayvan dostları da var, geyik gibi. Geyik şamanizmde kutsal sayılıyor. Çünkü aslında her işlerine yarıyor. Yani o zaman at olmadığını değerlendirmeniz lazım. Dostlara söylüyorum, tabii ki size değil. Geyikle seyahat ediyorlar, etini yiyorlar, kürkünü hani kıştan korunmak için kullanıyorlar ve boynuzları tabii onu da uğur olarak kullanıyorlar ya da eşyalar yapıyorlar, öyle değil mi? Bu hayvanlarla ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere her hayvanın kendine özgü karakteristik bir yapısı var. Kartalın, ayının, yılanın, geyiğin, çeşitli kuşların, baykuşların hepsinin kendine özgü bir karakteristik yapısı var, özelliği var. İşte şamanlar bu karakteristik özellikleri izleyerek onlarda gördüğü o karakteristik özelliklerin kendilerinde de var olduğunu düşünmüşler ya da kendileriyle özdeşleştirmişler. Çünkü şamanlar hiçbir canlıdan kendilerini farklı görmezler. Onlarla kendi aralarında mutlaka bir bağ kurarlar. Ve bu bağ onlar için çok önemlidir. Aslında her şey her şeyle ilişkilidir yasasını onlar ta o dönemlerde çok iyi keşfetmişler. Hayvanların sezgisel yönü,
Hayvanların mesela bir yılanın kav değiştirmesi ve yılana yüklenen anlam. Günümüz işte kartala yüklenen anlam. Çünkü kartal semalarda süzülürken öylesine pik yapar ki siz kartal oradadır ama siz o kartalı göremezsiniz. Yani siz bakarsınız gökyüzüne, o kartal bir anda kaybolur, aslında oradadır ama siz onu göremezsiniz gibi. Ya da geyin en ufak bir çıtırtıyı ya da frekansı fark etmesi, hassas olması yine insanın hassasiyetiyle, sezgisiyle eşleştirilen benzeşimler olmuş hayvanlarla aralarında. Aslında en etkileyici konulardan birisi de şamanlarla ilgili. En azından benim için öyle. Dünya herkes için yaratıldı. Dünya hepimiz için var. Birisinin daha üstün, birisinin daha gereklilik için orada olduğunu değerlendirmeyip hep birlikte yaşamayı çözmüşler ve bunda başarılı olmuşlar. Bu çok saygıdeğer görünüyor benim gözüme. Peki şimdi çok güzel anlattınız. Giriş olarak harika. Dostlarımız da bilgilerini yenilediler, hatırladılar. Gelelim başlığımıza. Şamanlığın metafiziksel büyüsü. Çünkü herkesi çok cezbeden, tabii ki o şamanların muhteşem bilgeliği, kadim yöntemleri var. Şimdi buna yok diyemeyiz. Pek çok filmde de karşılarına çıkıyorlar. Hani bazen korkutucu olarak, bazen başvurulan yardım istenen kişilik olarak karşımıza çıkıyor, figür olarak. Edebiyatta da çok kullanılan bir motif, sinemada da çok kullanılan bir motif. Hatta kaman bu şekilde de anıldığını hatırlatarak gelelim metafiziksel büyü kısmına. Nasıl açıklarız efendim? Bu, çünkü çok güzel bir başlık oldu. Sizin açıklamanız daha güzel olacak. Şimdi elbette ki şamanın yaptığı eylem görünmeyen alemle görünür alem arasında bağ kurmak. Bilgi alışverişinde bulunmak. Ondan haber almak ve hatta şaman ruhları kontrol edebilecek, yönlendirebilecek gücünü bile sergileyerek hakikaten o metafizik dediğimiz, o büyüsel dediğimiz noktaya kadar taşıyabiliyor olayları. Metafizik dendiği zaman aslında biraz isterseniz bu metafizik bölümünden biraz bahsedelim. Metafizik kavramını ilk ortaya atan tarihte Aristoteles'te rastlıyoruz. Elbette ki ilk çağ Yunan felsefecileri doğayı izleyerek, gözlemleyerek o fizik ötesi, doğaüstü güç dediğimiz o yaratıcı kaynağı anlamak için pek çok düşünce geliştirmişler ve felsefelerini de bunun üzerine oturtmuşlar. İşte yaratılışın kaynağı nedir, su mudur, ateş midir, toprak mıdır, hava mıdır şeklinde düşünceler geliştirmişler. Aristo da bu metafizik kavramını, bu doğaüstü güçleri anlatabilmek için metafizik kavramını ilk kullanan ve sistematize eden felsefecilerimizden biri. Ancak yine yakın bir dönemde yani 18. yüzyılda Kant felsefesine geldiğimizde Kant'ın metafiziği bilimsel bir çerçeveye, bir alt zemine oturtma gayretini görüyoruz. O da bunu anlatabilmek için başka bir terim kullanıyor. Transcendental terimini kullanıyor. Transandantel demek aşkın olan ile içkin olan arasında bir bağ kurmak. Ve aşkın olanla içkin olanın arasında bir ilişkinin olduğunu,
anlatabilme çabasıyla geliştirdiği bir felsefesi var aynı zamanda Kant'ın da. Dileyen bunu araştırabilir. Kaynaklarda pek çok yerde rastlanabilecek bir kavram. Ve hakikaten her insanın, aslında her bilim insanı ya da her düşünce insanının bir kişiyi okuduğu zaman çok değişik yorumları olduğunu görüyoruz. Herkes kendince yorumluyor. Mesela bir olay anlatıyoruz, basit gündelik bir olayı. Hepimiz kendimizce anlatıyoruz onu. Dolayısıyla Kant'ın bize ne anlatmak istediğini Kant çok daha iyi bilir, ama benim naçizane çıkardığım sonuç bu. Şimdi metafiziksel büyü diyoruz. Metafizik neydi? Meta aslında meta ötesi demek. Yani fizik ötesi demek. Fiziğin ötesi, gözle görünmeyen, elle tutulmayan ama varlığı reddedilmeyen. Şimdi bugün aslında bu kavram yeni çağımızda, yeni dönemimizde artık bilim dünyasını düşündüren, yani bilimin o otoriter dikte edici ve hakikaten tabuya dönüştürdüğü, yani dinlerde tabular var diyoruz ama aslında bilimin de kendi ölçülerinde bir tabusu var. Geçerli kabul ettiği bazı değerlerden taviz vermeden kestirip attığı noktalar var. Oysaki hep bir bilinen ve bilinmeyen var olacak. Hep bir bilinen ve bilinmeyen ilişkisi vardı. Geçmişte de vardı. Bugün de var. Gelecekte de var olacak. Şimdi burada hemen Kierkegaard'ın çok güzel bir sözü geldi aklıma. Bunu paylaşmıştım da. Diyor ki Kierkegaard, yaşam arkadan öne doğru koşar, ancak geriye dönülerek anlaşılır. Bu çok güzel bir noktaya temas ediyor, dikkat çekiyor. Yaşam arkadan öne koşar. Evet, geçmişimiz bizim referans kaynağımızdır. Ona bakarak bugünü ve yarını inşa ederiz. Ve bana göre en sağlıklı olan geçmişi, şimdiyi koparmadan geleceği inşa etmektir. O yüzden metafiziksel alan dediğimizde soyut ve somut alanların bir aradalığından bahsediyoruz. Yani o gizemli olan alandan bahsediyoruz. İçinde olduğumuz ama temas etmekten korktuğumuz, temas etmekten kaçındığımız, temas etmemiz unutturulan, ne yazık ki unutturulan bir alandan bahsediyorum ben bugün. İşte şaman atalarımız bu teması koparmamışlar ve bu temas sayesinde şifalanmışlar. Olabilecek olaylar hakkında önden bilgiler almışlar. Ve bu mirası aslında o kadar köklü bir miras ki hala bizim genlerimizde, geçmişimizde, genlerimizde mevcut. İşte metafiziksel alan, bu görünmeyen alanla görünen alan arasındaki ilişki. Şimdi şamanların üç farklı, yani inançlarında üç farklı alanı görüyoruz. Bunlardan bir tanesi atalarına duydukları inanç, atasal tapınımları, bir diğeri göksel tapınımları ve bir diğeri de doğaya olan tapınımları. Bu üç unsur onlar için çok önemli bir alan. Birbiriyle ilişkili, birbirini tamamlayan alanlar. Şimdi atasal kutsallığı düşündüğümüz zaman, bakın
geçmişle olan bağımızın ne kadar kıymetli olduğunu vurguluyorlar. Oysa bugün günümüzde mümkün olduğu kadar geçmişle olan bağımız kopartılarak, köreltilerek, o geçmiş bilgilerin kaynağını adeta tıkayarak ya da kapatarak bizim bugünkü, sadece bugünkü becerilerimizle geleceğe bakmamız isteniyor. İşte bu da bir deformasyon, bu da bir dejenerasyondur aslında. Elbette ki geçmişte bir takım bilgiler belki de şimdi daha çok sistematize edildi. Örneğin bana göre şamanik bilgiler tamamen sezgiseldi. Ama bilim bu sezgisel bilgiyi alıp bunu sistematize ederek sundu. Sunmakta ve sunmakta. Aslında bilimin faydalandığı kaynak bu sezgisel alandan gelen bilginin sistematize edilmesi. Mesela ben basit bir örnek vermek istiyorum. Bir uçağın yapımında gözlemlenen nedir? Bir kuşun kanat çırpması değil midir? Yani oradaki fizik yasaları, oradaki geometri, oradaki matematik, oradaki akıl, oradaki sezgi, oradaki irade, doğada bütün bunların hepsi doğada mevcut. Yani bizde olan her şey doğada da mevcut. Dolayısıyla bizde olanla, yani içkin olanla aşkın olan arasında bağ kurmak bizi geliştirir. Tekamülümüzün ilerlemesi de ancak bu bağla mümkündür. Hem içinde bulunduğumuz zaman dilimi, hem geçmişimiz, hem de geleceğimiz. Bu geleceğimiz aslında bizim vardığımız bir bilgi, geleceğimiz olur. Yani gelecek, biz geldiğimiz noktada o hep ileri gidecektir. Yani gelecek hem gelir, hem biz oraya vardığımızda o ileri gider, bizden ileri gider. Şimdi şamanizmin üç farklı tapınımından bahsettim. Biri doğa dedim, biri atalar dedim. Atalara ben geri dönmek istiyorum. Atalara o kadar büyük saygı duyuyorlar ki ocak ve ateş ataların ocağının tütmesi. Hani bizde derler ya, ocağım söndü meselesi. Şamanik geleneğe dayanır. Şamanik geleneğin atasal tapınımına dayanır. Onların geleneklerine, inançlarına göre asla ocak sönmemeli. Yani ocağa hep odun, ateş atmalı ve o sürekliliği ve o devamlılık sağlanmalı. Ayrıca ateşin arındırıcı özelliği inancı. Öyle ki kendi alanlarına, kendi bölgelerine giren yabancıları içeriye almadan önce, kendi alanlarına almadan önce ateşin üstünden atlamaları ve eğer kötü düşünceleri ya da kötü ruh kendilerinde varsa bunun ateş aracılığıyla yanması için yaptıkları bir ritüel. Bugün Nevruz kutlamalarında ateşin üstünden atlama seremonileri, ritüelleri şamanik atalarımızın bu atasal tapınımlarına bağlıdır. Yaptıkları törenlerde eğer ant içmeleri gerekiyorsa bunu da ocağın ve ateşin karşısında gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Şimdi gelelim doğa tapınımına. Onlar için su, toprak çok yani çok kutsaldır. Örneğin bir ölünün ayak ucuna koydukları su su kabı, mesela testi olarak da koyulur. Bu su ölülerinin aslında onlar ölümün olmadığını düşündükleri için, ölüme inanmadıkları için yaşamın süreklilik arz ettiğini, yani gerek bedensel gerek ruhsal
bir devinim olduğunu bildikleri için sembolik olarak ölünün ayak ucuna koydukları suyla adeta onun canlılığının devamını simgelemek istemişler. Bu şu anda bizde de var. Mesela mezar ziyaretlerinde toprağın sulanması da biraz bunu hatırlatıyor sanki, Evet. öyle değil mi? Yoksa Kesin. hani hiçbir manası yok. Evet, mezara çiçek ekildiyse onu sulamak olabilir ama toprağa verir vermez aslında hemen bir su dökme vardır bizde, halihazırda yapılıyor. Evet. Mesela bir yolcuyu yolculadığımız zaman, bir yolcumuzu yolculadığımızda arkasından hemen su dökeriz. İşte orada nesne ile özne ilişkisini kurduklarını görüyoruz. Duygularını, ilişkisini, bir bağ kurduğunu görüyoruz. Ve bu bağ somut madde üzerinden, nesne üzerinden anlatma ihtiyacı duyuyor. Ama duyguları ve hislerini de bu şekilde evrene gönderiyor. Yani çabuk git, çabuk gel. Gönlüm, niyetim bundan yana. Dileğim bundan yana. Tabii ki dileklerin metafiziksel etkileri var. Yani biz evrene hangi frekansları veriyorsak, yayıyorsak, evren bize aynı frekanslarla geri bildirimde bulunuyor, geri dönüş yapıyor. Niyetlerimiz neyse ona göre geri dönüş yapıyor. Keza çok susadığımız zaman birileri bize su verdiğinde ne diyoruz? Ölülerin canına değsin diyoruz. Şimdi bu akışta tabii ki bu ritüelleri insan hemen aklına getiremiyor. Hani benim aklıma gelenler bunlar, bunları böyle zihnime not ettim ama çoğaltabiliriz tabii bunları. Mesela ben şimdi biraz daha dilerseniz biraz daha örnekler verelim. Çok metodik değil de hani biraz daha hayatın içinde örneklerle ilerleyelim istiyorum. Bu örnekler arasında benim babaannem de bir şaman kadındı ve hakikaten görünmeyen ruhlar alemine inanan ve güneşle, yani gökyüzüyle, yıldızlarla çok barışık, güneşe dua eden, suyu kutsal gören, gerçekten suyun o gizli mesajından faydalanan ritüelleri oldu bizlere öğrettiği. Yani enerjiyle ben ilk defa babaannem sayesinde tanıştım. Mesela çocukken hatırlıyorum tabii. Çünkü babaannem vefat ettiğinde ben 14 yaşındaydım. Derdi ki bana, kızım amana sakın biri kalktığı zaman hemen yerine oturma. Neden babaanne derdim? Derdi ki bana, çünkü onun hastalığı olabilir, oturduğu yere geçmiştir. O kalkar, sen oturursan onun hastalığı sana geçer. Böyle bir açıklama yapmıştı ve ben yıllarca mesela otobüslerde biri kalktığı zaman hemen yerine oturmazdım. Hatta bir gün bana eşim dedi ki, neden oturmuyorsun, hani kalktı? Ve ben ona demiştim ki, hayır, babaannem derdi ki işte biri kalktığı zaman yerine oturma, onun kötü enerjisi varsa sana geçer. Ben o yüzden soğumasını bekliyorum. Yani zaten derdi, soğusun ondan sonra otur. Ve tabii ki eşim çok çok şaşırmıştı. Nasıl bu kadar önemli bir bilgiyi, nasıl oluyor da bu kadar rahat anlatabiliyorsun, sen bu bilginin ne demek olduğunu biliyor musun diye, hatta hem hayretler içerisinde hem de bu şekilde geri dönüş yapmıştı bana. Tabii bitmedi babaannemin güzel öğretileri, o şamanik öğretileri. Derdi ki, kızım sabahleyin uyandığınızda önce kapının önünü temizleyin. Önce kapının önünü temizleyin ki iyi ruhlar, temiz ruhlar içeriye gelsinler. Ve ben yıllarca eğer İstanbul'daki evimi kastetmiyorum ama Çandarlı'ya gittiğimde bir verandamız var. Mutlaka ilk önce verandayı süpürürüm. Ondan sonra evin içine bakarım.
Keza bir iş yerimiz var. Onun da çok güzel bir zen bahçesi var. Malumunuz artık kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Çünkü korona girdi vesaire. Ya da çalışanımız varken şey derdim. Lütfen önce merdivenler süpürülsün, önce bahçe süpürülsün, sonra iç mekana bak, olur mu? Bunu senden özellikle rica ediyorum. Çünkü bu benim için çok değerli bir öğreti ve ben bu öğretiye inanıyorum. Şimdi ve ben hala bunu yaparım. Ve bunu yaptığımda aslında o doğanın ruhuyla temasa geçtiğimi, ona duyduğum saygıyı, ona duyduğum ilgiyi, onun bana sunduklarını kabul ettiğimi ve bunun karşılığında ona olan ilgimi ve sevgimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Yani bir bağ kuruyorum onunla. Ve inanılmaz bir, çünkü temiz bir yer size, sizin bilinçaltınızda temiz bir duyguyu uyandırır, güzel bir duyguyu uyandırır. İşte bu benim için büyüsel bir kuvvettir. Çünkü biz bu enerjileri topladıkça bu artık bambaşka bir yere evriliyor. Şimdi o büyüsel kısmına da geleceğim ama birazdan vaktimiz ne kadar ona göre toparlayayım. Var 20 dakika kadar. Şimdi büyü deyince de hep böyle kara büyü Hayır düşünülüyor ve hayır. bizlerin, hayır Hiç başka bir öyle şey olmadığını söyleyeceğim. göreceğiz. Hiç Ben öyle de olmuyor. aynı fikirdeyim, öyle Hiç öyle düşünüyorum. olmayacak. Aynen, hiç kesinlikle alakası yok. Çok Bu bambaşka bir şey çıkacak ardından tabii. ve üstelik de bu açıklamayı etimolojik sözlükten yapacağım sizlere ki daha net anlaşılsın. Bir yorum değil yani bu. Yorum olmayacak. Şimdi yine babaanneme döneyim. Hazır böyle canlı örnekler anlatalım. Ne derdi başka? Bizi yıkarken en son döktüğü suya akıl suyu, izan suyu, marifet suyu derdi. Şimdi ben tabii yine düşünürdüm. Ben hep düşünürdüm zaten. Babaannem akıl suyu, izan suyu, marifet suyu derken aslında ne yapmak istiyordu? Ama o akıl suyu, izan suyu ve marifet suyu bende öylesine yarattı ki okumadan duramıyorum, araştırmadan duramıyorum. Yani bilgi benim hayatımın beslendiğim kaynak oldu. Akıl beslendiğim kaynak oldu. Ve bunları hep düşünürken marifete ulaşmak gibi bir derdim oldu bir de. Marifete ulaşmak gibi bir derdim oldu. Yani babaanne bana böyle büyük büyü yaptı. Öyle söyleyeyim. Öyle bir büyü yaptı ki babaannem bana. Ama bu büyüden son derece memnunum tabii. Onu da belirtmek istiyorum. Sonra ben ne yaptım? Bu ritüelleri kendi çocuklarıma da uyguladım. Akıl suyu, izan suyu, marifet suyu. Şimdi akıl o kadar önemli bir yeti ki aklını kullanmayan bir insan ne kadar ilerleyebilir ki? İzan demek, idrak etmek demek. Yani öğrendiğiniz bilgileri, edindiğiniz bilgileri idraka taşımak demektir. Ve siz idraka taşıdığınız bilgileri uyguladığınızda da, eyleme geçirdiğinizde de bunu marifete dönüştürmüşsünüz demektir. Yani büyülemişsiniz demektir. Büyüye varmışsınız demektir. Ya da büyüye doğru yelken açmışsınız demektir. Peki gelelim büyüye. Büyü nedir? Büyü nasıl açıklayacağız? Büyünün kelime anlamı nedir? Şimdi işte bunu etimolojik sözlükten aktarmak istiyorum sizlere. Büyü eski Türkçe'de bögü, bügü kelimesinden gelir. Ve gizliyi bilen, bilgi, bilici anlamlarını barındırır. Tekrar ediyorum. Büyü eski Türkçe'de bögü, bügü kelimesinden gelir. Ve gizliyi bilen, bilge, bilici anlamlarını barındırır. Eski Türk inançlarında bögü, bügü, bökü, büyü gibi adlarla anılan kişiler genellikle tapınaklarda görevli olan, törenleri yöneten kimselerdi. Bu kişilerin
yani bögülerin bilinmeyenden haber getirdikleri ve doğaüstü güçlerle donatılmış kişiler anlamında kullanıldığını ve bunlara büyük sevgi ve saygı duyulduğunu yazmakta. Moğollar, Asya Türkleri bu bögülerin söylediklerini gerçek gözüyle bakar, bunları birer bilge olarak görürlerdi. Sonraları bu her derdin çözümünü bilen, sıkıntıları gideren, acıları dindiren bögünün yaptıklarına onun sanından dolayı, şanından dolayı, özür dilerim, şanından dolayı büyü denmiş. Büyü kelimesi bilgelik anlamında kullanılmış yani. Büyü kelimesi bilgelik anlamında. Oysa biz bugün büyü dediğimizde korkuyoruz. Birçok anlamın çarpıtılmasından dolayı gerçekten özünden, işte bu da bilginin ne kadar özünden uzaklaştığını gösteriyor değil mi bizlere? Yani bilgi aslında esasından, kaynağından ne kadar uzaklaştırılmış. Şimdi başlığımız tabii sizinle konuşurken böyle doğaçlama geldi. Şamanizmin metafiziksel büyüsü. Bütün bu anlattıklarımızı kapsıyor değil mi? Gerçekten öyle. Evet. Yani gerçekten doğaüstü düşünmek adeta hayal gücünü sınırlamamak demektir. Bir sınır koymamak. Bu da çok kıymetli bir bakış açısı. Bir şeyi durdurmamak, orada bırakmamak. Onun görünür olmasa dahi mutlak bir başka yönünün tezahür edeceği, devam edeceği, varlığını sürdüreceğini. Çünkü evrende hiçbir şey vardan yok olmuyor, yoktan da var olmuyor ise hep bir dönüşüm ve hep bir gelişim halinde devam ediyorsa her şey ilerlemek zorunda. Hepimiz ilerlemek zorundayız. Buraya kadar sizin aklınıza gelen sormak istediğiniz soru var mıydı? Sormak değil hatırlatmak. Şimdi ben biraz önce onu söylemek istedim aslında toparlayamadım. Büyü denince sadece kara büyü geliyor akla ve bu kelimenin anlamını sizin açıklamanız çok iyi oldu. Aslında ak büyü de var ve herkes bunu sürekli yapıyor yine farkında olmadan. Mesela bir ev ziyaretine giderken tatlı alınır götürülür. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım denir. Bu ak büyüdür aslında. Burada bir mühür var aslında. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ya da sınava girecek çocuklara pirinç okurlar, suya okurlar, dua ederler. O suyu içmesini, o pirinci cebinde taşımasını söylerler, değil mi? Ya da şey vardır, yeni doğan çocukların, bebeklerin odasının köşelerine çörek otu koyar eskiler. Nazardan korktukları zaman tuz yakarlar. Bunların hepsi şaman adeti aslında. Ve Kesinlikle kırk çıkartmak, kırk bakın çıkartmak, mesela İslamiyet'te ölüye yemek vermek yoktur aslında, mevlit evet. yoktur. Ancak bu şamanik bir gelenektir. Şamanlar ölülerine ölü evinde yemek verirler. Bu şamanik bir gelenektir. İslamiyet'te böyle bir şey yoktur. Keza biraz önce suyu aslında eksik bıraktığımı fark ettim. Hani suyla olan. Suya mesela yüklediğiniz anlamlar, işte sizin herhangi bir buğday ya da herhangi bir yiyeceğimiz bir ürüne yüklenen anlamlarda olduğu gibi suya yüklenen anlam. Siz o suya hangi anlamı yüklerseniz bedenimizin %70'i su biliyorsunuz ve biz bütün düşüncelerimizi negatif ya da pozitif olarak
o bedenimize yüklüyoruz. O bedenimizin bütün hücrelerini o hale getiriyoruz. Yani o duygu moduna dönüştürüyoruz, bozunduruyoruz ya da yerli yerine oturtuyoruz. Yine Masaru Aneto diye bir Japon araştırmacının yapmış olduğu Suyun Gizli Mesajı adlı kitabını da öneririm. Herkesi mutlaka okusunlar. Yaptığı deneyde çeşitli kavanozlara koyduğu suya işte çeşitli kelimeler yazarak işte teşekkür ederim, işte nefret, işte birine caz müzik dinletip birine klasik müzik dinleterek laboratuvarda bunların görüntüleme tekniğiyle, yani belli bir görüntüleme tekniğiyle fotoğraflarını çekmiş ve gerçekten kristallere baktığınız zaman nasıl olur da bir düşüncenin ya da bir kelimenin, aslında bir kelimenin ne kadar mucizevi ya da karartıcı yönde hareket ettiğini fotoğrafa dönüştürmüş ve bu bütün dünyada sergilendi ve bunu mutlaka incelemelerini öneriyorum. Şamanları iyi anlayabilmek için ya da geçmişi iyi anlayabilmek için, atalarımızı iyi anlayabilmek için araştırmamız gerekiyor. Kulaktan dolma bilgiler her zaman yeterli değil. Ben bir kitap öneriyorum. Esat Korkmaz'ın Şamanizm Eslik Yolculuk diye bir kitap. Bu kitabı öneriyorum. Okuyabilirler. Çok güzel yazmış, toparlamış. Yine Mitolojiler ve Semboller diye bir kitap öneriyorum. Bunu da bulabilirler. Mehmet Ateş'in bu da. Bu da çok güzel bir kitap. Tamamen şamanizm üzerine değil bu ama en azından geçmişi ve tarihi anlamak adına önerdiğim bir kitap. Bir de kelimelerin mutlaka etimolojik anlamlarına bir yolculuk yapmak, o kelimenin bozundurulmuş halinden en azından özüne doğru daha iyi anlamamızı sağlayacağı için mutlaka etimolojiye başvurmalarını özellikle öneriyorum. Biraz önce işte büyü dediğimizde aslında büyüyü tabii ki biz her sözümüz bir büyü aslında bizim. Yaptığımız her davranışımız. Çünkü biz o ifadelerle birilerini etkiliyoruz. Birilerini etki altına alıyoruz. Olumlu ya da olumsuz etki altına alıyoruz. Dolayısıyla büyü dediğimiz zaman kelimelerden oluşan, sözlerden oluşan, dilersek bunu geçersiz kılabileceğimiz, bozundurabileceğimiz, gücümüzü eğer kendimizi koruyabilirsek ki korumamız gerekiyor. O yüzden farkındalık ne kadar artarsa biz o denli kendimizi koruyabiliriz. Ama farkındalığımız yoksa dış uyaranlar bizi büyüler. Dış uyaranlar bizi tesiri altına, etkisi altına alır ve hakikaten büyülenir kalırız. Onun dışında hiçbir şey düşünemeyiz. O kalıp yargıların dışına çıkamayız. O inanışların, o kalıpların içinde kalırız. Ama aklımızı, sezgilerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, irademizi mutlaka akıl süzgecinden geçirerek, irdeleyerek, muhakeme yaparak, araştırarak ve uygulayarak edindiğimiz tüm bilgileri, tüm tecrübeleri, tüm deneyimleri belli bir süzgeçten geçerek ve tekrar ederek ve gerçekten bunları zaman zaman revize ederek, tekrar ederek kendimizi farklı bir bilgeliğe, yani gerçek büyüye, kendi kendimizi büyüleyebiliriz. O bilgeliğe doğru adım atabiliriz. Bugün dilimiz döndüğünce şamanların ruhunu yad ederek ve bütün hala şaman ruhuna inananları da dahil ederek diliyoruz ki bir hareket, bir kıvılcım, bir uyanış, bir dokunuş oldu hepimizde. Hislerimiz, duygularımız ve düşüncelerimizi hiçbir şekilde o büyük ruhtan koparmadan, çünkü o büyük ruh gezegenlerin, yıldızların, yerin, göğün, her yerde, her şeyde, her şeyin içinde ve dışında. İşte o yüzden şaman atalarımız yaşamı tanımladıkları zaman üç ayrı kısma ayırmışlar, ayırdıklarını görüyoruz. İşte bu sembolde de öyleydi.
yerin alt kısmı, orada yaşayan canlılar, yerin ortasında yaşayan canlılar ki onlar ataları ve diğer hayvanlarla beraber onları simgeleyen sembolleri bunları simgeler. Bir de bir çizginin üzerinde göğü anlatırlar, kozmosu anlatırlar, bilinmeyenin varlığını ve bunu unutmamamız gerektiğini, ayı, güneşi, yıldızı bize hatırlatırlar ve bunu kutsal sayarlar. Her şey aslında kutsallığın kendisi. Bütün var ediliş kutsal olanın bir yansıması. İşte o kutsal olanın yansımasıyla içimizdeki özle nesne arasında bir bağ kurduğumuzda ölümsüzlüğün ne olduğunu, ölümün olmadığını, her şeyin bir geçiş olduğunu, her şeyin bir başka şeye dönüşebileceği gerçekliğini görerek ve bunu gerçekten hissederek en azından, yani görme tabii zihinde gerçekleşir. Ben görme derken işte bir gözlüğün bana gösterdiğinden bahsetmiyorum. Zihnimin DNA'ların ve DNA'larımla kurduğu etkileşim sezgi kanalıyla ve doğanın kendi vibrasyonuyla, kozmik vibrasyonla kurduğu etkileşimden benim anladıklarım, anlayabildiklerim, kavrayabildiklerim, bunlar çok kıymetli. Gerçekten hepimizin amacı da aslında yaşamı anlamlandırmak. Şimdiden geriye bıraktıklarımızın sorumluluğuyla bilinçli ve farkındalıklı hareket etmek, bilgiye sahip çıkmak, bilgeliği korumak ve o ışığı söndürmemek, o ataların ocağına. Biz bu akşam aslında sizinle o ataların ocağına biraz odun attık sönmesin diye. Biraz odun attık. Atmaya da devam edeceğiz tabii. Ben inanıyorum ki zaten yeni dönemde neo şamanizm diye bir akım oluşmaya başladı, gelişmeye başladı. Çünkü bilim artık kendi halüsinatif kurgusunun nasıl da yıkıldığını, doğadan kopamayacağımızı, gerçek büyük yaratıcının bu kadar yok sayılmasının ve insanın bu kadar kendisini tanrı yerine koyup hüküm vermesinin aslında kendi sonunu nasıl hazırladığını yaşıyoruz. Doğa olmadan varlığımızı sürdürmemiz imkansız. İmkansız gerçekten. O yüzden şimdi şu an sanal bir iletişimle birbirimize iletişim kuruyoruz ama esasında sanalın ötesinde de doğanın vibrasyonu üzerinden, doğanın o haber veren yapısı üzerinden, telepatik dediğimiz o metafizik boyutu üzerinden aslında birbirimize hep yayın yapıyoruz. Birbirimize bu bilgileri veriyoruz ve alıyoruz. Birbirimizle etkileşim halindeyiz. Yeter ki o sesi kısmayalım. Yani telefonunuzun sesini kısar gibi o sesi kısarsa o çalar çalar ama duymayız. Dolayısıyla bugünkü çağımızın bu teknolojik çağı inkar etmeden, reddetmeden ama asla onun içine düşüp onun içinde boğulmadan gerçek varlığımızla temas kurarak yani o büyük ruhun olduğu her yer. Ya bir çiçeğe baktığımızda da görürüz, bir hayvana baktığımızda da görürüz, şaman atalarımız gibi gökyüzüne baktığımızda da görürüz. Yediğimiz, içtiğimiz her şey, hatta giydiğimiz giysi, yani şamanik inançta seni koruyan bu giysiye saygı duyman, ona temiz bakman, o nesne ile özne arasındaki ilişkiyi yine bize hatırlatırlar. Şamanlarla ilgili söyleyecek çok şey var. Şimdi konuştukça aklıma geliyor. Mesela şamanizm aslında dişil bir güçtür. Dişil güç kullanır şamanlar. Bunu nereden anlıyoruz? Onların giysilerinde özellikle göğüs kısımlarının metal düğmelerle işaret edilmesi şamanların, yani bir dişil
güce bir göndermedir. Ayrıca saçların uzun olması, bakın saçlar da şamanizmde çok önemlidir. Çünkü saçlar iletkendir, alıcı ve vericidir. Mesaj alır, mesaj verir saçlar. Anten görevi görür saçlar. Ve yine şamanizmin dişil olduğunu, şaman erkeklerin kıyafetlerinden ve saçlarının uzun olmasından anlıyoruz. Keza Kızılderililer biliyorsunuz şamandır. Kızılderililer ve Kızılderili erkeklerin saçları kadınlar gibi uzundur. Söyleyecek çok şey var ama süremiz Evet. sanıyorum doldu. Evet, ben sizi böyle sabaha kadar dinleyebilirim. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki, o kadar siz anlattığınız zaman bilgiler yerleşiyor ve unutulmayacak şekilde yerlerini buluyor ki hakikaten çok kıymetli bütün bu söyledikleriniz. Çünkü ne olursa olsun aslını inkar etmemek lazım. Nereden geldiğini, DNA'nın nereye bağlanmış olduğunu bilmek lazım. Eğer bilirsek gerçekten daha rahat edeceğiz ve gerçekten o hayal ettiğimiz dünyayı kurmakta biraz daha işlerimiz kolaylaşacak. Doğayı yok saymak, aslını bilmemek, Tabii. sadece para kazanmaya odaklanarak günleri harcamak, israf etmek üzerinde dostlarımız inşallah bir kez daha düşünürler. Çünkü hayatları çok kıymetli. Hazır buraya gelmişken hepimiz, ben de tekamül yolculuğumuzda inşallah doğru adımları atma fırsatını yakalayalım diyorum. Hocam sözünüze, nefesinize, size sağlık diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yine bitmedi ama ben galiba yine ilk fırsatta sizin telefonunuzu çaldıracağım. Çünkü öğreneceğimiz çok şey var henüz. Elbette ben de öğreniyorum. Hakikaten bu vesileyle bilgilerimi tazeliyorum, işte araştırıyorum, karıştırıyorum. Hakikaten bilgi sınırsız, sonsuz. Elbette ki ben de öğreniyorum. Vardığım bilgiyi, araştırdığım bilgiyi, yaşadığım bilgiyi dilimin döndüğünce anlatma gayretindeyim. Elbette ki hepimizin spesifik uzmanlık alanları var. Ama bir de araştırmacı ruhuyla vardıkları var. Dolayısıyla benim esasında gerçek alanım elbette ki Zen felsefesi ve Zen disiplini bu konuya yoğunlaşmış ve bu konularda eğitim veren birisiyim. Ama bilgi o kadar, yani kaynak olarak o kadar birbiriyle ilişkili ki, yani işte bugün paylaştığımız konu da metafizik dediğimiz, büyü dediğimiz, şamanizm dediğimiz, onlar da bizim hayatımızın önemli bir parçası. Dolayısıyla ama şamanizm kendi başına tabii apayrı bir inceleme konusu, o da apayrı bir şey. Dilimin döndüğünce, bilgim yettiğince, eğer dilimi sürçtüyse ne denir? Affola denir demek istiyorum. Doğaçlama hatırladıkça, canlı yayının her zaman handikapları da vardır ama akışı da güzel olabiliyor bazen. Bugün diliyorum ki güzel oldu inşallah. Çok güzel oldu Dönüşleri hocam. göreceğiz. Yorumlar bunu bize anlatacak herhalde. Zaten dostlarımız hep teşekkür ediyorlar. Ben tabii bir yandan takip ediyorum. Çok mutlu olmuşlar, ne kadar iyi yaptınız bu konuyu konuştunuz diyenler çok. Ama hocam bu konuda evet hassas yorum yaparsanız çok seviniriz. Çünkü o zaman kendimizi daha iyi hissediyoruz. Hani devam etmek için hevesimiz artıyor. Onu da söylemek lazım elbette. Yani gerçekten hiç kolay olmuyor. Yani sizin için, benim için hiç kolay olmuyor. Duygumuzu, nefesimizi, heyecanımızı paylaşıyoruz ve bunun karşılığında sadece dokunmak istiyoruz insanlara. Temas etmek istiyoruz insanlıkla, insanlarla. Çünkü onları çok seviyoruz. Çünkü onlar bizim bir parçamız. Onlarla beraber varlığımızı sürdürüyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli. Her bir dinleyicimiz, her bir izleyicimiz bizim için çok kıymetli. Sayı bizim için önemli değil ama elbette ki doğru bilginin peşinden giden nedense az oluyor.
bu da bir garip bir durum. Yani insanlar değersiz ve önemsiz ya da merak konusu konuları, hadiselere daha çok ilgi duyuyorlar. Halbuki bilgi insanı farkındalığa götürür. Bilgi insanı kendini tanımaya yöneltir, kendini anlamaya yöneltir. Diğerleri gelip geçicidir. Yani dedikodu da böyledir işte. Dedikodu söylersiniz, hani bir yapıcılığı yoktur, yıkıcılıktan başka. Ama bir de olayları, fikirleri, düşünceleri, kavramları konuşursunuz. İşte orada bambaşka bir dünyanın kapısı açılır. Hani bugün büyüde gördüğümüz gibi bilgeliğin, bilmenin kapısı açılır. Herkese yüreğince, yüreklerinin götürdüğü yere gitmelerini temenni ediyorum. Ve bizi izleyen bu değerli dostlara da bu akşam bize eşlik ettikleri için sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki varsınız. Varlığınıza sağlık. Her zaman bekliyoruz. Vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Çok Helal olsun. teşekkür ediyorum. Helal olsun. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, çok güzel bir gece oldu. Sayın Nimet Erenler Gülkökü ne zaman gelse hakikaten yüzümüz gülüyor. Hakikaten çok şey öğreniyoruz ve sonrasında da hayatımızda uygulayabiliyoruz bu bilgileri. İnşallah devamını diliyorum. Kendilerinin de ilk fırsatta geleceklerini ümit ediyorum. Efendim, gelecek pazartesi gecesi saat 21'de ben yine burada. Yine çok kıymetli bir misafirimle sizleri bekliyor olacağım. Katılırsanız çok sevinirim. O zamana kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Kendinizi çok sevin. Unutmayın. Hepiniz birer mucizesiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.